Merhaba arkadaşlar. Bugün tefal, ekmek ve yoğurt yapma makinesinin tanıtımını yapacağız. İnternetten sipariş verdik. Bunun kutu açılımını yapacağız. Birazcık da tanıtım yapacağız. Dilimizin döndüğü kadar. İyi seyirler diliyorum. Öncelikli olarak kutuya üzerindeki baloncuklu şeffaf ambalajdan kurtulmaya çalışıyoruz. Çok sıkı sarılmış, çok fazla da bant kullanılmış. Minik hediyemizi alalım. Başına bir iş gelmeden bir kenara koyalım. Teşekkür ediyoruz. Hava kabarcıklı ambalajdan nihayet kurtulduk. Tefal, ekmek ve yoğurt yapma makinesinin kutusuyla karşı karşıyayız. Tefal, pain, delicious. Ekmek ve yoğurt yapma makinesinin kutusunun her tarafını inceliyoruz. Uyarılar var mı diye. Üzerinde ufak tefek tarifler var. Cihazı anlatan bölümler var. Kutunun içini açıyoruz. Kutuyu açtığımızda bize Tefal ekmek ve yoğurt yapma makinesinin kullanım kılavuzu karşılıyor. Garanti belgesi ve stickerları var. Tanıtım stickerları. Ayrıca bu ekmek ve yoğurt yapma makinesinin içinden pratik yapabileceğimiz çeşitli ekmekler, kekler, yoğurt çeşitleri mevcut. Bayağı güzel açıklamalı bir kitap. Bu kitap çok işimize yarayacak. Bu sticker arkadaşlar sağa sola yapıştırmak için bazıları böyle bir takıntısı var. Benim öyle bir düşüncem, isteğim yok. Onu bir köşeye atıyorum. Bir daha da elime almıyorum. Şimdi sıra geldi. Tefal ekmek yapma ve yoğurt yapma makinesine dokunmaya. Bunu güzel bir şekilde, zararsız bir şekilde kutudan çıkarmaya çalışacağız. Öncelikle nereden başlayacağımızı bilemedim ama şu köpükleri asılıyorum. Bayağı bir sıkı. Bu kutu çok sıkı yapılmış. Yani kolay kolay çıkmıyor. Bunun ben arka tarafını da açıp kutunun arkadan ittirerek çıkartmaya çalışacağım. Bu şekilde önden asılarak
gelmesi imkansız. Geri iade etme durumu olur diye kutuyu yırtmak istemiyorum aslında. Kutuyun bir kenarından yırtıp çıkartmak en sağlıklısı olacak. Bir bıçakla kesmek kutunun köşeden en sağlıklısı olacak. Kutuyu ne yapsam, ters de çevirsem, düz de asılsam bir türlü içinden çıkmıyor. Çok sıkı. Tefal bu kadar sağlam paket yapacağını hiç düşünmemiştim. En sonunda kutunun arka tarafını da açıyorum. Yan getirip arkadan ittirerek tefal, ekmek ve yoğurt yapma makinesini çıkartmaya çalışacağım. Sizin için bayağı bir terledim. Sağlıklı bir şekilde çıkartmaya çalışıyorum ama bir türlü kutunun içinden çıkmıyor. Gerçekten kutu çok sağlam, çok sıkı. Hiçbir şekilde oynamıyor arkadaşlar. Evet, sizin de gördüğünüz gibi tefali arkadan ittirerek ön tarafa doğru kaydırdım. Kutudan bir nebze dışarı çıkmaya başladı. Bu şekilde devam edeceğim. Sırf bu çaba kutunun başına bir iş gelmemesi. Olur da bir sıkıntı olur da geri iade edeyim diye. Başka hiçbir şey değil. Zaten bunu çıktıktan sonra kutunun içine de gireceğini zannetmiyorum. Çünkü çok dağınacak. Biz bu şekilde tefalin yaptığı gibi paketleme yapacağımızı zannetmiyorum. Şükürler olsun ki kazasız belasız tek parça olarak bana da bir şey olmadan bu ekmek ve yoğurt yapma makinesini kutudan çıkartabildim. Bravo Tefal, bravo Tefal diyorum. Ve işte cihaz karşımızda. Kapağını açıyoruz. İçinden kullanacağımız parçalar var. Hamur haznesi var, yoğurt haznesi var. Bu görünen plastik beyaz ürün yoğurt için küçük mayalama ölçeği 20 programlı bir cihaz bu. Ölçeğimiz un ve sıvı. Gıdalar için, sıvı, ilave şeyler için ölçelim. Bu da yoğurt yapma kabı. Delikli, suyunu bir an önce dışarı atmak için. Arkadaşlar ürünün karıştırıcı bölmesi bu. Hamur haznesini koydum içine. Karıştırıcı aparatı. Kapağını kapatılmış hali bu şekilde. Önden görünüşü böyle. Üstten. Dijital ekranlı. Dokunmatik. Görüntüsü güzel. Parlak yapısına sahip. Thank you.
Ürünün tüketim bölümüne bakalım, etiket bölümüne. 0.7 700 watt yazıyor, yani 0.7 kilowatt. 49 saatte 60 kuruş falan yakacak. 3 saat çalıştığını düşünürsek aşağı yukarı 2 liralık bir elektrik harcaması oluyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Burada yapılmış ekmeğin örnek görüntülerimi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diliyorum.